Arda Anadolu tarafından bakacağız. Futbolcu kariyeri çok iyi ama futbolcu kariyerinden bağımsız. İki tane çalıştığı takım Feyenoord ve Rangers. Sonuçta İskoçya ve Hollanda'da şampiyon oynayan takımlar. Evet. Celtic daha tabii ki Rangers'ın son dönemde Rangers'ın küme düşme sürecinin ardından biraz önündeydi. Ve Feyenoord da her zaman Ajax'ta PSV'nin bir adım gerisinde. Şimdi nispeten Beşiktaş'la benzer bir durum var profilde. Galatasaray'la Fenerbahçe'den daha düşük ölçek bir takım ekonomik açıdan, işte yıldızlar açısından bakarsak. İyi bir meydan okuma olacak. Önemli bir futbolculuk kariyeri vardı. Barcelona orada ve artı Hollanda milli takımı. Bir gereksiz bilgi de söyleyelim. Taffarel ve Muslera'ya gol atmış bir isimden bahsediyoruz. Taffarel'e Rangers formasıyla, Muslera'ya da Hollanda-Uruguay maçında attığı gol turnuva golü seçilmişti 2010'da. Uzaktan bayağı böyle jenerik bir gollü. Ama tabii teknik adam olarak bir şekilde yani Hollandalı ama muhtemelen Melike incelemedim ama hani kökenleri Karayip olabilir. Giovanni değil mi adı? Galatasaray'da Latin olma ihtimali Patrick Van Aanholt Karayip asıllıydı çünkü. Hmm. Ki Surinam asıllılar oldu. Endonezya doğru. Endonezya asıllı hoca. Doğru. Yani orada farklı kültürden de geliyor bir şekilde. Evet. Dil olarak zaten Hollanda ve Belçika'da yetişmiş futbolcular, futbol teknik adamlar birçok dil konuştukları için oyuncularla direkt iletişim sağlayabiliyor. Ama tabii ki kolay bir süreç beklemiyor. Sonuçta rakipleri açıkçası hani Mourinho ve Okan Buruk. İyi başlamak zorunda. Evet, iyi transferler yapmak zorunda. Şöyle de bir açıklaması var Hüseyin Yücel'in. Gürcan Bilgiç, sana öyle geleyim. Emekliye gelmiş oyuncularla görüşmüyoruz. Daha genç ve potansiyelli oyuncular önceliğimiz. Takıma lider oyuncu da lazım demiş. Kim demiş? Hüseyin Yücel. Doğru söylemiş. Van Buruk'u kortu alıyorsan zaten öyle bir planın olmadı. Fenerbahçe mesela Koku'yu aldı. Genç fırtınası estirdi. Ama takımdaki bütün tecrübeli oyuncuları da gönderdiler. Küme düşüyordu az kalsın Fenerbahçe'de. Evet. Yani Hollanda'dan gelen oyuncu ki Torrent'te değil mi Hollandalıydı? Torrent İspanyol'du. Pardon İspanyol'du. Ya Hollanda'dan gelen oyuncular teknik adamlar hakikaten takım oyuncu geliştirmede iyiler. Ama yarışmacı bölümde sıkıntılar var. Yani kendi takımına odaklanıyor, kendi oyuncusuna odaklanıyor. Mesela Semih bir sezon geçirse Van Bronckhorst'ta acayip bir şey olur sezon bittiğinde. Ama Beşiktaş 7. bitirebilir sezonu. Yani o ikisinden birini seçmek zorunda. Van Bronckhorst'u getiriyorum, bir Hollandalı hoca getiriyorum. Oyuncuların Hüseyin Bey'in dediği gibi geliştiren bir teknik bir adam. Bir gidenler olacak şimdi geliştiren gitmesi gerekenler değil. Geliştiren bir teknik adam istiyor. Ama yarışmacı olacağız biz. Avrupa'ya gitmek değil de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bizim hedefimiz olacak diyorsa 5 tane yaşı kaç olursa olsun. Bak en az 5 tane deve dişi gibi oyuncu almak zorundalar. Sonuçta Mourinho geldiğinde de söyledim. Ön direkte kafaya teknik direktör çıkmıyor. Yani bir takım kalitesi sağlamaları lazım. Şimdi eğer yandan, ilk ikiye Şampiyonlar Ligi'ne oynamak istiyoruz diyorlarsa. Bir yandan Semih'e çok ilgi var. Bayern Münih'in de takip ettiği konuşuyor. Semih gider mi? Gitmeli mi? Giderse sizin düşünceniz ne? Bayern Münih'e giderse şaşırırım. Ben Semih'e henüz o kadar Arda Güler seviyesiyle. Yani Arda Real Madrid, Barcelona ikisini yarıştırdı. Semih biraz daha hatta Beşiktaş'ta bir sezon daha kalması belki de gelişimi açısından daha iyi olur. %100 oynayacağı takıma gitmesi lazım. Bayern evet. Olmaz. Aynen. Oynayacağı bir takım olmaz. Yani mesela Bayern'in değil de Dortmund olabilir. Seviyorlar onlar genç oyuncu oynatmayı. Ne bileyim aynı tarafta olabilir mi yani. Gitmeli bu sezon? Değerini bulursa diyeyim yani tabii. Ya şöyle Muç ve Mustafa'ya 25 milyon euro vermiş bir takımın. Oyuncularına 10 milyon euronun üzerine teklif geldi mi? Hele ki Semih'e bir istisna uygulama. 20 milyon euro teklif değerlendirilir. 20 bence de değerlendirilir. Ha, 15 üstü. Ben zaten benim mantığım çift haneli her teklifte. Yani Galatasaray yönetimini tebrik edeyim. Sacha Boey'da 12 milyon euroyu kabul etmediler. Şampiyon Ligi oynayalım dediler. Onu gördü ama işte... Hani... Hepsinden o hikaye çıkmıyor tabii. Abdülkadir Ömür var ister istemez aklıma gelen. Olumsuz teklif değerlendirilmedi diye düştü. Mehmet bak mesela Galatasaray oyun organizasyonunda son merkez Icardi değil mi? Bir türlü o pasları, o şeyleri, o topu Icardi'ye getirmek için yapıyorlar. Aynı organizasyonun arkasında olan
bir Semih'i daha görmedik. Evet. Yani eğer öyle bir organizasyon, yani takımın son hedefini Semih'i bulmak olduğu bir organizasyon. Ya yani bir maçta 5 kere pozisyona girsin, 6 kere pozisyona girsin. Oradan ne çıkacak? Bir ona baktığımız zaman Semih'in rakımı 30'ları 40'lara gider. Çok kuvvetli bir oyuncu. Keşke öyle olsa. Mesela bugün de öyle. Muhtemelen heyecanına yenildi. Çok daha genç. Kayda düştü bir pozisyonda. Ama iki pozisyonda bir zorladı. Stoperi de alıp arkasına götürüyordu. Yani o kadar kuvvetli, istekli, inanmış. Mesela Mehmet'e onu söyledim. Alanya maçında attığı gol, ben bu çocuk olmuş dedim. Bak o ana kadar genç, umut veren bir oyuncuydu benim için Semih. Daha maç oynaması gereken bir oyuncuydu. Ama Alanya maçında attığı o beraberlik golü, ben dedim bu çocuk olmuş. Peki yani, o zaman bakalım logolarımız. Zor soru mu soracak? Yani. Logolarımız ben olmuş. Logolarda iyi değilim Gürcan abi. Hiç konsol oyunu oynamadığım için ama bulmaya çalışalım. İlk logomuz sırayla mı gelecek? Bakalım gelsin. İkincisi tamam biliyorum. Evet. Bunu bulamazlar. Sabaha kadar ipucu vermesen bulamazsın. Brezilya değil mi? Bu bir radyo kulesi. Ha? Çok zor ya. Uçan daire değil sonuçta. Bakayım izleyiciler biliyor mu? Mavi yeşilli bir takım söyle. Bilemezler radyo kulesinin nasıl meşhur olduğu şey. Çaykur Rizespor dışında mavi yeşilli hangi takım var? Doğru söylüyorsun. Uzaklara gidin. Çok uzaklara. Abi uzak doğuya gidelim de Japon. Hayır. Batıya gidin. Batıya çevirin kafanızı. Batıda uzak. Uzak. Abi böyle radyo kulesi koyacak görgüsüzlükte bir iki Portekiz falandır herhalde yani. MLS ha? Desem. Ama. Inter Miami. Çok değişik bir ipucu vereceğim. Şey söyle Larin oynadı takım. Çok değişik bir ipucu vereceğim. Amerika'ya gittik değil mi? Amerika'da oynamış Larin. Bu dünyaca ünlü ve Türkiye'de de rekor sayıda mağazası olan kahve zinciri burada doğdu biliyor musunuz onu? Nerede doğduğunu? Hayır. Kendi adıyla aynı şeyle baş harfiyle başlıyor. Salt Lake. Hayır. Ama harfi buldun. Harfi buldum da. Kuzey. Seattle evet. Seattle Supersonics için o basketbolu. Bravo. Güzel ipucu vermedin. Şey falan deseydin. Orası Seattle'da çıkmış ilk mağazası. Seattle'da vardı. Gary Payton vardı dedim galiba. Ya, Amerika oldum tamam. Hakikaten böyle bir radyo kulesi görgüsüzlüğü açık Amerikalılardan. Çok zor canım. Nasıl bilirim? Zor. Ben? Evet Yusuf yani. Seattle Sounders. Bu Yusuf'un ciddi bir şekilde Mehmet'e garezi var. Ben ayarlansak onları birbirine kesinlikle düşüreceğim. Kesinlikle garezi var bu arada. Ha.